Yumuşak başlı padişah. Birinin eşeği balçağa saplanmış. Sıkıntıdan adamın kalbi kan ağlamaya başlamıştı. Çölün ortasında soğuk bir hava vardı. Sel gibi bir yağmur yağıyordu. Karanlık bir gece. Eşek sahibi ızdırap çekerek bütün gece sabahlara kadar kötü kötü söylendi, lanet etti, sövüp saydı. Ne dost kurtulabildi dilinden, ne düşman, hatta ne de o ülkenin padişahı. Eşek sahibi ızdırap çekerek bütün gece sabahlara kadar kötü kötü söylendi, lanet etti, sövüp saydı. Ne dost... Bu densiz herif bana niçin, kimden dolayı kızıyor? Padişah cezalandırma niyetiyle eşek sahibine yaklaştı. Yanında bulunanlardan biri... Padişahım, şunun boynunu vurdur, yeryüzünden kökünü kazdır. Adam ateşe körükle gitti. Fakat Yüce Sultan anlayışlı, yumuşak başlıydı. Bir balçıkta debelenen eşeğe, bir de bela içinde kıvranan sahibine baktı ve zavallı adamın haline acıdı. Adamın eşeğini balçıktan kurtardı. Sonra da para, at ve bir kürklü kaftan bağışladı. Padişahın yanında bulunan biri eşek sahibine bakarak kükredi. Hey akılsız, idraksiz ihtiyar, ölümden zor kurtuldun. Sus be adam. Eğer ben kendi derdimden şikayet ettimse, padişah da kendine yaraşan lütfu göstermiş oldu. Hiddet zamanı muhabbet göstermek ne hoştur. Kötülüğü kötülükle cezalandırmak kolaydır. Mertsen, kötülük yapana iyi ve yumuşak davran.